Ayakkabılara bak lan, keyif olsun. Nike Air Force diye bir de ya. Şaka Topuç lan değilmiş. şaka. Kemal Tancı oğlum, İskarbin. Neyse hadi giriyorum. Ayrıcalığı hissetmeye hazır olun. 30 yıllık tasarım ve üretim tecrübemizle şimdi Türkiye'deyiz. Crown Micro. Hepinize merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Aytu. Bugün TAP'la Kamil'e karşı team oynuyoruz. TR'deki %37 win rate ana hesabıma geçiş yaptım arkadaşlar. Geçiş yaptım değil de hani TR'de Bahadır'la Master'a kasalım dedik arkadaşlar. Master'a kasarken de full kostümle hesabımdan kasayım. Zaten bu benim ana hesabım. Bu hesap geçen sezon Grand Master bitirdi. Bu sezonda kasabilirsek Grand Master'a kasarız. Yanımda Bahadır var. Bahadır'la düşük pingde güzel matchup'lar göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Size runleri, matchup'ları falan öğretici bir şekilde bu hesaptan yani TR'den göstermeyi düşünüyorum. Şu an Diamond'dayız ortalama. Selam Bahadır. Merhaba kanka. Oh! JTR 6'yı da çıkartırmış. Aynen, skill'deydim. Sen hep beni tanıtınca skill yiyorum. o kısmı göstermedim. Şanslısın. İyi. Karşımızda Kamil var arkadaşlar. Ignite TP oynuyor. Klasik Kamil oyuncusu. Bir tane de Hoglan Pants'i almış. Bir tane almış yalnız. İki tane almamış. Hoglan Pants'i Kamil için güzel. Teemo'ya karşı oynuyorsa özellikle. Çünkü yenilmezi Teemo'ya karşı stackleyemez. Saldırı devamı stacklemesi de hani patlatması da biraz zor oluyor Q bastığımız için. Hoglan Pants'i gerçekten güzel bir tercih. Auto Q attık. Ben bunlardan saldırıdan girdim. İkinci taraftan da hazine avcısı girdim. Hazine avcısını denemek istiyorum. Birkaç oyun denedim. Hoşuma gitti. Bakalım nasıl olacak. Bu oyun bu arada AD kasma niyetim var. Yani AP hasarımız bana... Olaf mı burada? Çok Olaf burada gibi oynamadı mı? Olaf burada değilse öldü çünkü. Kaçamaz ki. Kanka. Aa kanka çok ayıp ettin yalnız. Bana biraz saygısızlık değil miydi bu? Olaf'tan kaçabilir miyiz? Flash'ımız var ya. Buraya gitmem lazım. Dondurmayacaksın o lane'i kanka, bilgin olsun. Dondurdu mu gerçekten? Olaf burada ya o zaman. Keşke Kiana bana yaklaşsa ya. Şuraya SS atayım. Olaf kesin burada. Olaf burada olmasa bu çocuk dondurmaz. Yani yine dondurur da. Şu an bait atıyorum biraz. Seviştiğim bu çocuğu dive'laksam oyunu biter. Zehir etkisi geçsin. Kiana risk alma diyor. Tamam. İki Kiana'yı beklemişiz. Gayet güzel. Ya ben Olaf burada diye bu kadar şekil yaptığını düşünüyordum. Yoksa o yaptığı şeklin bir mantıklı açıklaması yok bana kalırsa. Kalın matchup bu arada genel olarak zor bir matchup değil arkadaşlar. Yani birkaç ufak detaydan bahsedeyim. Detaylıca bahsedeceğim matchuplardan arkadaşlar bundan sonra. İyi dinleyin. Bu seride TR'de Master'a kastığımız seride detaylı bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar Oklan Pence alırsa hallediyorsunuz. Yani normal auto atak. Q'sunu bir saniye bir item alayım. Şöyle hemen bahsedeyim. Hani Q'sunu Q ile engellemeniz gerekiyor. Ace'ini atacağı zaman anlamanız gerekiyor. Mantardaki duvar kenarına atacaksınız. Kamil'i Ace'i atlayacağı kısımlara atacaksınız. Matchup bu şekilde. Hani zor bir matchup değil. Teemo'nun en kolay matchuplarından bir tanesi bana kalırsa. Öne geçerse tabii ki Teemo'yu yorabiliyor. Ya öne geçmesi ama yani ya çok büyük hata yapmanız lazım ya da jungle gank yemeniz lazım. O da zaten jungle gank yedikten sonra veya büyük hata yaptıktan sonra Kayle bile sizi ezebiliyor. O yüzden ona dikkat etmek lazım. Onun dışında meteor başlangıcı yapanlar var. Adamın meteor başlığını gördüğünüz anda kalkan başlangıcı yapabilirsiniz. Kendinize güveniyorsanız yine Doran yüzüğü alabilirsiniz. Ama dediğim gibi rune'e dikkat ederek kalkan da başlayabilirsiniz. Çünkü size W ile çok dürtüyor. Matchup'tan bu şekilde bahsetmiş olalım. Zaten alt levelde daha detaylı bahsedeceğiz. Bahadır ne durumdasın? O sırada Bahadır'ın halini hatırını soralım. Fena değilim kanka. 6 olmayı bekliyorum. 6 olduktan sonra vadeye yargı da atacağım. İyi bakalım. Gelecek değişebilenlerin yüzüne gülen. Atlaksa bu arada içinden geçerim. O yüzden rahat oynuyorum. Onun da ignite döndü, benim de ignite'im döndü. Lane benim üzerimde. Gank almaya müsaitim. Kiana'nın tarayıcısı kontrolü var. Adam flash yok bir kere. O yüzden gank almaya müsaitim. Totemi de yokmuş. Ha var mıymış totem? Varmış, okey. Bu da güzel bir şey. Gank bir yedim. Bir geliyordu ama çok güzel oynamaktan. O kadar güzel oynamıştık. Ah ulan. Kanka ben sana onu aldırmak istemiyorum. Da işte minyonlardan çok hasar yedik, bir de büyü alamadık. İyi mi? Üzerine bu çocuk büyük minyon alırsa geldi çıldırma. Alamadı neyse o da.
Çok minyon vardı ya. Minyonların arasında işte ne olursa olsun dezavantajlı durumdasınız. Bu oyun ne yapacağız biliyor musunuz? Bu oyun dediğim tam şu anda yapacağımız şey şu arkadaşlar. Bu adam bizi kesebilir Ignite'la. Bir anda Burst Damage yiyebiliriz. Hasarımızı çıkarmadan ölebiliriz. Riske atmıyoruz. Dakika 6 ile 6.20 arasında arkadaşlar. Burada şu şey çıkıyor. Potlar çıkıyor. Bağdur, şuraya totem atacağım. Şuraya mantar atacağım. Kontrol totem varmış. Güzel. O kontrolü aldım. Vex de bu tarafa yürüyordu zaten. Alsın bakalım onu. Onu almasının çok bir önemi yok. Oo, sen de botogu atmışsın. Tertemiz. Eline sağlık. Teşekkür ederim kanka. Bak beni pinkliyorlar. Adamsın lan Twisted Fate. Aha, daha deminki var ya kanka bir gör. Ağlayacaktım. O kadar güzel outplay yapacaktım ki anla ki. Can mı yetmedi? Ya da ekstra bir hit falan mıydı? Can yetmedi. Adam Olaf son anda gelip şey yaptı. Kuleyi tankladı ya. Yoksa var outplay'di yani. Bize eyle atlamayı düşünebilir şu an. İki tane mantarım varken birini kullanabilirim. Olaf mavisini alıyor şu an. Yani şu ihtimal de var arkadaşlar. Şu an Kamil bana atlayıp ultiyi alabilir beni. Olaf da direkt şuradan flashlar veya bir şey yapar. Patlangaçtan atlayabilir. O da bir ihtimal. Güzel. Oo, Ignite aslında ölüyor muydu? 100 kaç vuruyor Ignite? 190. Ölüyormuş bu arada. Atabilsem. Atabilsem dediğim menzilde de değildi gerçi ama. Buradan çıkmam lazım. Daha temiz oynayabilirdim. Fakat zaten her türlü keseceğimi düşündüğüm için biraz gelişi güzel oynadım. Oo, Kamil bu wave'i de kaybetti. Çok güzel. İkinci Q fulluyoruz bu matchup'ta arkadaşlar. Kesinlikle W fullemiyoruz. W fullememizin bir anlamı yok. Kamil zaten buradan başlayıp şöyle şuraya kadar atlayabiliyor. 3 flash mesafesi atlıyor neredeyse. O yüzden gerek yok. Fark ettiyseniz ayakkabıyı da geç aldım. Çünkü yani ayakkabıyla dojacak bir şey yok. W'sunu dojayabiliyorsunuz bir. Ace'ini kolay kolay dojayamıyorsunuz. Oyun durumuna bakacak olursak yanımızda bir asist var. Bahadır'da 2 asist var. Bot'a gitmişti. Bot'umuz önde zaten. O round'dan sonra. Gayet güzel. Bu adam multisi yok. Olaf'ı görsem iyi olur. Olaf öldü. Ölmüş. Oh. Bot kesiyor. Bu hesap biraz lanetli arkadaşlar. Dediğim gibi bu hesap 37 bin rate. Vest'e 57-58 bin rate master'a kasıyoruz ama TR'de diamond'larla cebelleşemiyoruz arkadaşlar. Gerçekten baş ağrıtan bir hesap. Bu hesapta ne zaman oyun girsem başım ağrıyordu. Ama bu hesabı master yapmamız lazım. Yapacağız. Bahadır'da da duo atıyoruz. Güzel oluyor. Bakalım Bahadır'a hayırlısıyla bir diğer sezon Vest'e çekeceğiz de. Umarım çekeriz. Ne diyorsun Bahadır? Umarım kanka. Niyetim var da. TR gerçekten sıkıntı. Ama biraz daha bakalım. Pusumuzu attık. Bu çocuk çıkar. Bu çocuk çıkmaz. Bahadır. İnanılmaz bir roam. O kadar beklemiyordum ki. O kadar öleceğime emindim ki. Hayır kanka. Hayır kanka. Adamım ya. Çıkar bakalım. Şapkayı mı çıkardın? Dur. Biz de o zaman. Hop. Bu adamın TP'si vardı sanırım. Yok dönmemiş dönmemiş. Dönsün kanka. 3 tane TP atabilir. At 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 at. Gel 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 gel. Plate alalım bak kanka. Adam üzerime atlarsa. Okey atlamıyor zaten. Atlasaydı outplay denerdik. Eline sağlık Bağlık. Yakşıdan çok makbule geçti. Ne demek kankam? Vex'i de kesmişler botta. Bot hayır yapıyorsun. Bot sana hayır yapıyor sonra. Top'a geliyorsun. Şimdi ben yok edeceğim oyunu. Adamlarda 2 tane AP var. Kile kontrolleri biraz var ama ben saldırız alacağım ya. Full agresif. AD kasıyoruz buradan. Bu arada bu oyunu AP de kasabilirdim. Bakmayın AD kastığımı. AD kasmak istediğim için AD kastım. Takımda AP damage varsa ve takımın genel hasarına güveniyorsam, karşıda da tank yoksa çok fazla. Yani canım ne istiyorsa onu kasıyorum, öyle söyleyeyim. AD kasabiliyorum. Mahvolmuş zaten can oranla vuruyor. Dediğim gibi adamlarda da çok büyük bir tank yok. Şöyle bir Ornn falan olsaydı. AP hasarımız eksik kalacağı için AP kasmam gerekebilirdi. Oo. Öldü mü? Ben beklemiyordum bu kadar hasar atacağımı. 30 canı kaldı. Sen ne yaptın? Olaf'la mı kesiştin? Kanka Olaf'ı delirttim. En son flash attı kafama gözüme vurdu ama o da öldü. Mahvolmuşta vurduğumuz hasar gördünüz mü arkadaşlar? Bakalım kaç vurmuşuz? 243 ekstra hasar vurmuşuz. 243 hasar bu seviyede ne demek? Yani bir de bunun yanında adamın hızını falan çalıyoruz. Ya ben orada adamı o an kesebileceğimi düşünsem saldırdım. Dedim E atar kaçar falan. Adam kaçamıyordu az kalsın.
Adam 63 milyon, biz 91 milyonuz. 4 kill'imiz var. Bu adamın bir şansı kalmadı bize karşı ya. Kuleyi de vurabildiğim kadar vuruyorum. Ne dedin? SS. SS, okey. Vex bizi keser bu arada, Vex tehlikeli. Bu arada arkadaşlar, videolardan keyif alıyorsanız, kanala abone olursanız çok sevinirim. İzleyenlerin yarısı abone değil. Şu kuleyi alalım da. Yani çok hasarım var kanka ya. Yetmez. Rakan geliyor buraya, çıkalım. Kanalı izleyenlerin yarısından çoğu abone değil arkadaşlar. Hani ana sayfaya düştüğü için abone olduğunu sanıyorlar. O yüzden eğer videolardan keyif alıyorsanız, abone olursanız sevinirim. Videolara like atarsanız çok güzel olur. Beni desteklemiş olursunuz. Etkileşimimiz artar. Daha fazla kişiye ulaşırız. Benim motivasyonum da artar tabii bu durum. Videoyu açar atmaz yorum atanlar oluyor. Destekleyenler oluyor. Sırf destek olsun diye yorum atanlar oluyor. Videoya girer girmez like atanlar oluyor. Onlara da çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kralsınız. Onun dışında Bahadır'ın da YouTube kanalı var. Bahadır da Twist Fade videoları çekiyor. Bahadır'la beraber videolar çekiyoruz. Bahadır'ın kanalına da mutlaka bakmanızı öneririm. Bakın arkadaşlar, bakın. İşte 1.7 milyon Twist Fade'in buradaki çektiği çileler. Ah be, ah ulan be. 1.7 milyon Twist Fade'i var arkadaşlar. Diamond bir oyuncu. Hani size bir şeyler katar. Twist Fade'i bir de normal sıkıcı tarzından biraz daha farklı oynuyor. Daha tek atan veya daha atraksiyonlu şekilde oynuyor. Her haliyle oynuyor aslında. AD'sinden, AP'sine. Saldırı hızından işte işlevsel Twist Fade'ine. Şu an mesela işlevsel kasıyor biraz. Ben mantarlarımı atayım çıkayım diyecektim. Okey. Her türlü beklerim arkadaşlar. Siz yakında zaten facecam'li videolar da olacak. Bol bol Twisted Fate rehberi çekmeyi düşünüyorum bu arada. Eminim işinizi görecektir. Muhtemelen hem yorumda hem de açıklamada zaten linki var. Kontrol edersiniz. Şimdi Bahadır, oyunumuza dönecek olursak. Mid'de bir kıyamet kopuyor sanırım. Aa, Kamil bizim çocuğu kapatmış. Güzel. Herkes gözüküyor. İki kişi base tarafında. Şuraya kontrol atalım. Neden gözüküyor peki? Kanka ben hile açtım, o yüzden gözüküyor. Twisted Fate'in ultisi gerçek görür sağlar. Tüm map'e, tüm herkese. Bir de o ulti geçtirdikçe onun süresi de artıyor. Çok güzel oluyor muhabbet. Şu Vex tehlikeli ya. Bak ulti atıp reset alırsa ki alır. Aha. Aslında ben çok güçlüyüm ya. Benim gücümün farkında olmayabilirler. Burayı oynayabiliriz. Oynamak istiyorlar. Aa, mantar yedi bu. Kıpırdayamıyorum, bu neyin slow'u? Aha. Çocuğu keselim ya bence de. Kötü flash'tı. Çok kötü flash'tı. AP değilim, bir şey değilim. Ben neyin flash'ını attıysam burada. Kesecek olsam daha iyi, o flash atmam çok doğru olmazdı arkadaşlar. Çünkü aha. Oo, onun ultisi döndü. Güzel. Lan bir korkutuyor var ya, sabaha kadar korkutuyor. Kanka o şampiyon geçiyor. Çok güçlü, çok tehlikeli ya. Dehşet tehlikeli. Karşıma geldi birkaç kez. Sıkıntı. Zengi de fazla. Evet, zaten Q'su ilk başta yavaş geliyor, sonrasında pat diye hızlanıyor. Değişik bir şampiyon. Kanka, hitbox'ı da kalın biliyor musun? Yani evet. Gibi. Evet. Şu an çok öndeyim, flash'ım da yok. Çok doğru değil. Bir base atalım, bir tane daha can çalma alalım. Kalkan ev bitmeden çok kırgınız arkadaşlar. Yani isterseniz ürünlerden destekleyebilirsiniz. Hani azim ürünlerinden bir şeyler alabilirsiniz. Ama yine de kalkan yay yani en iyisi. Kraken falan aldığınızda tek yiyorsunuz. Mesela ben şu an Kraken alsam bu Vex beni tekler. Zaten hasarımız var. Saldırı devam artı mahvolmuşta çok güzel hasar atıyoruz. İkisi çok güzel kombolanıyor. O yüzden kalkan yay en iyi eşya alıyor genellikle. Aha. Ay çok güzel. Bizim buluşun da çok fed. Kafamıza ezultisi yedik. Selamünaleyküm. Şimdi kalkan alıp seni teklemesin bir anda. Kanka ya şeyi yanlış tarafa attım ya. Q'yu mu? Heyecanlı. Hep uz doğru. Kanka eksik can organ. Aman. Ya iyi de o oyun arama döndü anasını satayım. Bu ne? Diamond Elo'da aram yapıyoruz ya. Arama dereceli gelmiş, şuna bak. Aslında mavisi çıkıyor adamın ya. Ejder de çıkıyor. Vex maviye gelir mi? Ya da Vex'i yedim ya. Maviyi ben direkt kendim alacağım. Benim mavim. Afiyet. Mantar kullanmayacağım ya. 11 level'e geçtik, mantarımız 55 mana. AD Teemo'da da artık manamız yetiyor arkadaşlar. Yani yeni mana buff'ıyla AD Teemo'yu denemek istiyordum. Bir kez video dışı denedim. Gerçekten güzel olmuş ya. Mana yetiyor yani. Yalnız ejder öncesi Lucian öldü. O iyi olmadı. Bir de bizim 3. ejder. Kiana gelsin biz oynarız. Yani Lucian güçlüyse biz de güçlüyüz. Rakan ulti attı mı acaba? Kanka görmedim ama Olaf'ın tarayıcısı yok.
Oo, ben trolledim burayı yalnız ya. Neyse ignite salayım. Ben çok ağır trolledim burayı. Ben neyime benim kontrol totemini kesmek orada. Büyük hata. Vardır ultine kaç saniye? Orası biraz oynanabilir. Rakan'a falan dikkat et. Aha. Canları az Vardır. Ultin geldi gelecek. Ah. Çal! Çal ardından. Adamlar odaklandı değil mi? Yok daha neler. Vur bir tane. Ultiye dönseydi bir de seni kesecekti o. Keserdi kanka. Kalkan malkan alıyor saçma şar. Orada ejder alırdın la Bahadır. Kanka adamlara odaklandım ya. Olaf'ı kessek bizimkilerden birisi vurur diye planladım da. Olsun olsun sıkıntı yok. Orayı yine kazandık. Ben de ağır sattım ya. Orada map'te herkes yaşıyorken kontrol tutamını vuruyor. Ben kontrol tutamını yok diye sinirleniyorum arkadaşlar ya. Siz de zaten team oyuncusunuz. Birçoğunuz. Anlıyorsunuzdur beni. Kontrol tutamını görünce o kontrol tutamını oradan almam lazım benim. O benim mantarımı göstermez. Benim mantar atacağım alanı kapatamaz. Bu arada Kamil 2-8 oynuyor. Çocuk 8 kez ölmüş. Keşke 2 kill almasaydı da 0-9 yapıp Biden'a selam söyleseydik. Bir çıkalım buradan. Tek başına gelmez zaten. Takımla gelirse sıkıntı. Burayı görüyor mu? Görmüyor. Vex burada. Wow wow. Yakındalar. Artık biraz takım oyununa döndü muhabbet. Hani Kamil'i birebir de kesmek gibi bir derdimiz yok şu an. Olmaması lazım yani. Bir split'ten biraz farm almak istiyorum yani. All mid'de bir şey çıkaramayınca geri düşüyorsunuz. Bu da önemli. Takım yeteri kadar güçlü aslında. Ben şu an bota split'e gidebilirim. Ama hani çok önde olduğumuz için biraz farklı bir şeyler de deneyebiliriz. Bence de bota ben gideyim, ultim var zaten. Tamam öyle yap bence de iyi olur. Ama bunlar... Yo, sen bota git. Baron'a başlayamazlar. Yemin ediyorum 5 dakikadır aram oynuyoruz durduk yere. O ezilir bu arada. Şöyle vuralım. Onu kestik. Değil mi? Kenan'ın yardım etmesi lazım bana. Q. Çok güzel. Çok güzel. Olaf da ölmüş bu arada. Çok güzel. Çok güzel. Alırız bu arada Baron'u. Fight biraz kritikti. Riskliydi. Ne alaka oğlum ya yazmış. 4 riskli 5 attınız. Sen... Evet sen yoktun fight'ta. Ben yoktum kanka. Çok dağınıktı. Hangisinin ışınlansam dönüp baktım onu da kesiniz baktım Rakan kaçıyor. İşte Twisted Fate'in ultisinin gücü burada da devreye girdi. Kanka şampiyon ultisi zaten dehşet güçlü de. Şampiyona biraz hasar lazım. Şampiyon hasar atmıyor çok fel olmazsan. Daha yeni Baron'u tek attım. Bunu sen mi aldın lan? Harbi sen almışsın. Şimdi bir taba basıp farmları göstermek istiyorum size arkadaşlar. Oyunda genel olarak herkes farmda çok geride. Kimse farm yapmamış. Gerçekten 10 dakikadır aram oynuyoruz. Kim farm yapmış? Rulush'un çok güzel farm yapmış bu oyuna göre. Zaten mid'deki farmları da oluyor. Kiano güzel farmlamış. Karşıda da Ezreal biraz. Biz bota mı gitsek acaba ya? Kanka pusu? Pusu atabiliriz evet aslında. Daha pusu yemezler diyecektim. Kiano öldü bak. Kiano'yu bir övdük. Tarayıcı var mı? Yok. Gördün mü beni? Gördüler söyledik bu arada. Bence gördüler ama. Emin görmediler. Değilim. Görmediler. Koy! Oo, Burst'e. Bizim bota gitmişler. Kapat bunları kapat. Ezreal içeri atlayacaksın. Olaf arkada. Tamam Olaf'a ignite saldım bağlı. Full auto atak atıyoruz öldü o. Vex de ölmüş. Koşuyorum W'yla. Lucian onu kesti kanka. Dayan! Şu atacağım atamasın hadi. Diyecektim. Öldü. Evet. Çok güzel. Gitmeden de kırmızıyı vurdu yavaşlattı onu. Daha ne yapayım. Bu arada hazine avcısında son yükümüz Rakan'daymış. Rakan'dan da aldık onu. Fullledik. Ekstra 500 deli gold sağlıyor arkadaşlar. Hani kar top etkisini güçlendiriyor. Benim aklım sonu bitti mi? Bitmemiş. Atlayacak mısın? Keşke atlasa. Aa, o atlamasın. Atlayacak bu arada. Onu keserse bizim Lucian'ı da keser. Lucian'a buradan destek olacağım. Q. Oo ben Q atana kadar. Tamam. Saldık. Yok. Adam ölmüyor. Çok tanki. Ölümünden salmış. Evet ejder oynuyorlar. Kiana'da ulti yok. Kiana kaytlı oynayabilir aslında. Kanka Olaf'ın ultisi var. Şeyin yok. Kamil'in yok. Bu ne oğlum?
Kamin ultisi yok. Aa kanka. Lan al al al. Alamaz kanka. Nasıl alamaz? Aldık da. Güzel. Tamam şu an Doran'ı sattık. Aklın sonunda aldık. Vex bize orada çok güzel hasar attı bu arada. Orada yalandan 400 hasar yedik sanırım. Şu kuleyi alalım biz. Bize kim gelebilir? Vex bir yardım ulti atabilir de. Lucian yakın. Ezreal ulti attı. Güzel. Biraz burada arkada bekleyelim. Engage atarlarsa arkadan destek çıkarız. Aha Rakan engage geldi. Kime attı o ultiyi? Lucian'da mı? Lucian'da sanırım. Atlayamaz. Aa, atladı. Şuna ignite saldım da Lucian öldü. Bağdık lazımsın. Kestik burayı. Benim biraz canım az. Şöyle can dolduruyorum. Cık, yetmeyecek değil mi? Bu fight'ta sen yok muydun ya? Yoktum kanka bensiz girdiniz. Okey gel kuleye vuralım. Ezreal aslında bir sarı çakarsan. Yok yok Aether kaçar. Evet evet. Çıkalım mı? Kamil aslında şey evet çıkalım ya. Rez beni kesmeyi deneyecek değil mi? Okey kesemez. Çıkalım çıkalım. Yine iyi dayandık ya. Aklın sonu bizi tuttu. 400'e yakın hasar vermişiz. Mahvolmuşla 2k atmışız. Bu bizi 1000 hasardan korumuş. Orada mesela kalkan yol olmasaydı ölüyorduk. Şimdi 16 level olduk. Mantarımız 35 mana artık arkadaşlar. İstediğimiz kadar spamlayabiliriz. Yani mavi buff'umuz olmasa dahi mantardan yana sıkıntı çekmeyiz. Zaten AD kastınızda genellikle ulti bekleme süresinde azalma almıyorsunuz. O yüzden mantarın çok bir şey olmuyor. Süresi bekleme süresi çok olduğu için çok mana yemiyor yani. Bu yeni buff'ta mana buff'ında yani AD Teemo ve Vadiran Teemo bufflanmış oldu bu şekilde. Bence de base atalım ya. Bende 2.5 gold var. Hatta ben şu top farm alayım. Guinzo bitiyor. Şöyle Guinzo'muzu da bitirdik arkadaşlar. 5 eşya aldık. Normalde eğer biraz daha sıkıntılı olsaydık Guinzo yerine bir tane daha tank eşyası alırdım. Fakat şu an iyi durumdayız. Guinzo on hit yani oto hata dayalı Teemo da çok güzel çalışıyor. Bunda da ekstra hasar atıyoruz. Ekstra 80 hasar atıyoruz. Takım botu itiyor. Ben de burayı iteceğim. Yani fight zorlamak zorundalar. Kanka bir tek buraya gelsen. Yakınım yakınım. Geldim. Çok ooo. Bayağı iyi. Red Kark'ta mı öldü o ya? Şu Rakan'ı tekleyelim bir base'de. Oo bizim Kiana da çok fena vuruyor. Serimizin ilk maçında bu şekilde kazanmış olalım arkadaşlar. Şu 50 gold'u da ben alayım. Let's go. Aptal Kamil 9x yazmış adam ya. 5-12 olmuş. Adam 12 kez ölmüş arkadaşlar. Bu hesap plat 1'di arkadaşlar. Erimişti zaten. Serimize de çıkmışız. Hasar grafiğini göstereyim arkadaşlar. Fakat maksimum hasar açık ara Lucian'da zaten. Biz 22.5 atmışız. Bahadır 21.5 atmış. Hasar'da yine güzel hasar atmışız. Bizim takım genel olarak çok iyiydi arkadaşlar. Hani çok güzel takım oyunu döndü. Bahadır güzel roamlar attı. Kiana güzel takip etti oyunu. Lucian aldığı lead'i güzel değerlendirdi. Biz zaten Kamil'i mahvettik. Genel olarak keyifli bir oyundu arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diyor ben sizi beğenmeyi ve devam için kanala abone olmayı unutmayın. Alttaki linklerden Bahadır'ın kanalına da abone olabilirsiniz. Söylemek istediğiniz son bir şey var mı Bahadır? Hepiniz hoşça kalın.